Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinden yürek yakan bir deprem haberi 4.17 sıralarında meydana geldi. 7.4 şiddetinde. Saat 4.17'de meydana geldi deprem ve 10 kentte yıkıma neden oldu. Başta Kahramanmaraş olmak üzere Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Adıyaman, Malatya, Adana, Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa'da büyük yıkımlar ve maalesef can kayıpları var. Çok yakın zamanda peş peşe olan iki şiddetli depremle büyük bir felaket yaşadık. Bu olay tabii ki hepimizin aklında sadece endişe değil, birçok da soru oluşturdu. Bu soruları sormak üzere alanında uzman kişileri Ordu Yorum Stüdyosu'na davet ettik. Ordu İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Sayın Cahit Duyan, Ordu Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Sayın Yekta Yüksel ve Yapı Denetim Firması sahibi İnşaat Mühendisi Sayın Engin Türkeli ile birlikte sizler için bu soruların cevaplarını arayacağız. Çok sayıda kaybımız var, yaralılarımız var. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, yakınlarını kaybedenlere başsağlığı ve sabırlar, hayatta kalanlara ise bundan sonrası için kolaylıklar diliyoruz. Büyük bir deprem yaşadık, hatta iki deprem yaşadık. Bu depremin, felaketin, sonucun bu kadar yıkıcı olmasının sebepleri nelerdir sizce? Neden yıkıcı oldu? Üç parametreyi birden saymak zorundayım. Birincisi zemin. Artı zemine göre temel parametresinin belirlenememiş olması. Ondan sonra da beton ve demir kalitesi. Bu üç parametreye bağlıyorum. Tabii ki depremin de yıkıcı etkisinin fazla olması. Bu son meydana gelen iki büyük depremin hasarı da fazla oldu. Bunun nedeni iki depremin de ard arda olması ve büyüklüğünün fazla olmasıydı. Ancak bizim dikkat etmemiz gereken unsur mevcut yapı stoğumuzda deprem güvenliği yetersiz binaların oldukça fazla olması, hasarın büyük olmasında önemli bir etken. Yapıların yıkılma sebeplerini %90 yapıların bulunduğu zemine bağlıyorum. Zeminlerinin kötü olmasından kaynaklandığını düşünüyorum. Bundan sonraki bu böyle bir felakette bir daha bu şekilde yıkımların yaşanmaması için yapı stoklarımızın depreme dayanıklı hale getirilmesinin gerekli olduğunu düşünüyorum. Yüzlerce kilometre uzakta olmasına rağmen Ordu'da da biz bu iki depremi ciddi anlamda hissettik. Bugün herkesin kafasında şu soru var. Ordu'da böyle bir deprem olduğu takdirde biz buna yapılar anlamında hazır mıyız? Bilindiği üzere Kuzey Anadolu fay hattı hemen ilimizin güneyinden geçmekte. İlimize yakın bir lokasyonda meydana gelecek büyük bir depremde Ordu'da da önemli ölçüde hasar bekliyoruz. Özellikle Ordu merkezde belli bölgelerde sıvılaşma riski olan bölgeler var. Burada sıvılaşma kaynaklı hasarlar bekleniyor. Genel olarak da önemli bir miktarda yapımızın deprem güvenliği yetersiz durumda. Kuzey Anadolu fay hattına bağlı olarak meydana gelebilecek bir depremde Ordu için büyük bir risk vardır. Sadece Kuzey Anadolu fay hattı değil, sahilde, denizde, sahile paralel ve dikey yeni fayların varlığı tespit edildi. Bu doğalgaz ve petrol aramalarında. Bunlar da 10 kilometre açıkta. Bu fay hatlarında meydana gelecek deprem de Ordu için çok büyük bir risk. Deprem üretir üretmez onu kimse bilemez ama yani risk olduğunu söylemek yanlış olmaz. Fora kazık temelli olan binalarımız için bir sorun yok diyeceğim ama binalarımızın çoğunluğu 40 ve 50 yaşından daha fazla yaşlı binalar için sıvılaşma potansiyeli nedeniyle büyük bir risk vardır demek de yanlış olmaz. Şu anda Ordu'da varsayarsak böyle bir depremin olacağını, aynı bu bölgede yaşanmış olan hazin sonucun burada yaşanacağını düşünüyorum. Zemin etüdü ne kadar önemli? Çok önemli. Nasıl yapılır? Ne yapmak lazım? Biraz açalım. Öncelikle işini düzgün yapan jeoloji mühendisleri bürolarına herkesin düzgün yapması gerekiyor. Bir jeolojik etüt raporu hazırlaması gerekir. Ama bunun tüm parametreleriyle birlikte zeminin de belirlenmesi gerekir. Zemine göre temel detaylarını, temelleri seçip ona göre de binayı, yapıyı ona göre tasarlamak. Bir jeolog olarak Ordu'nun riskli ve güvenli bölgeleri nerelerdir desek buna nasıl cevap verirsiniz? Mahalle mahalle saymayacağım. Cumhuriyet Mahallesi'nden tutacağım. Ta valinin alt kısımlarına kadar olan düz kesimlerin kısımlarda sıvılaşma potansiyeli olduğu için tüm bu kısmın riskli olarak görüyorum. Yukarı kısımları için bunu söylemeyeceğim. Taşbaşı, Selimiye, efendim Şahinceli, Bucak Mahallesi'nin üst kesimleri. Buralar nispeten çok daha güvenli zeminler. Yapı denetim firması sahibi olmam münasebetiyle bize gelen zemin etütleri raporlarından gördüğümüz kadarıyla Ordu'nun yüksek kesimleri, Selimiye Mahallesi'nin üst kesimleri, Şahinceli Mahallesi'nin
Mahallesi, Boztepe'nin bir bölümü gibi yüksek kesimlerdeki bölgelerimizde daha güvenli zeminlerin olduğu Kumbaşı, Düz Mahalle, Cumhuriyet Mahallesi gibi alçakta kalan bölgelerimizde de zemin etüt raporlarına baktığımızda zeminlerin biraz daha riskli olduğunu görmekteyiz. Bazı dönemlerde yeni yeni terimler lügatımıza giriyor. Şu dönemde de en çok sismik izolatörler konuşuluyor. Herkes merak ediyor. Her binaya uygulanabilir mi? Sismik izolatörler son yıllarda ülkemizde de uygulanmaya başladı. Özellikle şehir hastanelerinde yaygın olarak uygulanıyor. Konut türü yapılarda şu an uygulanması çok mümkün gözükmüyor. Çünkü pahalı bir sistem. Ama zamanla bunun da yaygınlaşacağını umuyoruz. Ancak bizim şu anda güvenli yapı üretmeye odaklanmamız gerekiyor. Şu an mevcut yapıların durum tespiti için ne yapılabilir? Tespit sonrası iyileştirme yöntemleri ne şekilde olmalı? Mevcut binalarda güçlendirme çalışmaları yapılır ama tabii bina maliyetinin belli bir sürenin üzerine çıktığı için bazen tercih ediliyor, bazen tercih edilmiyor. Zemin iyileştirmesi sağlayamazsınız eski binalarda. Zemini iyi olmayan binalar için muhtemelen, çok yaşlı binalar için muhtemelen yıkım kararı vermek doğru bir karar. İyileştirme yapılabilir tabii ki. Bize de bu konuda vatandaşların deprem gününden itibaren sürekli soruları gelmektedir. Bizim böyle bir yetkimiz yoktur yapı denetim firmaları olarak. Bu işleri daha çok tecrübeyi ve bilgiyi almış, riskli yapı sertifikası veren mühendis arkadaşlarımız vardır. Bunlar bu konularda tecrübeli ve bilgilidirler. Bunun yapılış şekilleri de şöyledir. Yapıların röntgen, karot, sıyırma ve çekiş deneylerini yaptırmaktadırlar. Bu yaptırdıkları deneyler sonucunda da bunların performans analizlerini yaparak yapıların riskli veya yıkılabilecek veya yıkılmayacak, güçlendirecek şekilde oldukları hakkında bilgi verebilirler. Yeni ev alacak olan bir kişi nelere dikkat etmeli? Vatandaşın ev alırken dikkat edeceği husus aslında isken almış bir yapının deprem güvenliği de olduğunu varsaymamız gerekir. Ancak bunun böyle olmadığı son depremde ortaya çıktı. Yeni yapılan yapılar bile ağır hasarlar gördü veya yıkıldı. Bizim yapı üretim sürecindeki eksikleri hızla giderip tüm yapıların deprem güvenliği olarak yapılmasını sağlamamız gerekiyor. Ancak eskiden yapılmış mevcut yapıların satın almak isteyen vatandaşlarımız bunu bir mühendislik firmasıyla incelenmesi, deprem güvenliğinden incelenmesi mümkün. Eğer yetersizse deprem güvenliği açısından bir yapı, bunun güçlendirmesi de mümkün olabilir. Bunun incelenip değerlendirme yapılması gerekiyor. Bir yapının güçlendirme maliyeti, yeni yapı maliyetinin %40'ının üzerine çıktığında güçlendirme tercih edilmeyip yıkılıp yeniden yapılması daha uygun bir çözüm oluyor. Ev alan bir kişi binanın görseline değil sağlamlığına bakmalıdır. Ben yapı denetim firması sahibiyim. Yaklaşık 5 yıldır bu işi yapıyorum. Denetimini yaptığımız yapılar bazında. Hiçbir kimse gelip bize bu bina sağlam mıdır? Zemini nasıldır? Bunun taze beton numune sonuçları doğru mudur? Demir sonuçları doğru mudur? Ben bunlara bakmak istiyorum diyen bir kişiye rastlamadım. Bu nedenle vatandaşların yapı alırken sağlamlık durumlarına bakmaları gerektiğini düşünüyorum. Bunları da yapı denetim firmalarından ve ilgili belediyelerden bu sonuçları alabilirler. Birçok başlık var bu süreçte karşımıza çıkan. Bunlardan bir tanesi de çok eleştirilen veya manşetlere çıkan bir tanesi de imar barışı. Sizin bu konudaki fikriniz nedir? Nasıl değerlendirirsiniz? İmar barışı da maalesef ülkemizde belli aralıklarla yapılan en büyük yanlışlardan birisi. 2018 yılında çıkan imar barışını biz de bu içeriğiyle çıkmasını oldukça yanlış bulduk. Çünkü orada yapı güvenliğiyle ilgili hiçbir inceleme söz konusu değildi. Tamamen vatandaşın beyanına esas alan bir düzenleme yapıldı. Bu da depremlerdeki hasar büyük olmasındaki en büyük faktörlerden biridir. Yapı denetim sistemi nedir? Vatandaşların hangi haklarını korur? Sistemin işleyişi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yapı denetim sistemi yapı sahibiyle yapı denetim firmasının arasında yapılan sözleşme dahilinde yapı sahibi adına yapıyı denetleyen bir kurumdur. Yapı denetim firmasının müteahhitle veya şantiye şefiyle herhangi bir alakası bir şey yoktur. Yapı denetim sisteminin olması son Malatya, Elazığ ve en son Maraş depreminde ele aldığımızda özellikle Maraş depreminde Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın ve Cumhurbaşkanımızın açıkladığı yapı denetimli binaların yıkılan binaların sadece %3'ünü kapsadı. %97'sinin yapı denetimsiz yapıldığı devlet yetkilileri tarafından söylenmiştir. Bu da yapı denetim sisteminin depreme dayanık binalar üretilmesi açısından ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Çok teşekkür ederiz. Son bir cümle varsa onu alabiliriz. Son olarak konumuz deprem olduğu için bundan sonra böyle bir acının yaşanmaması ülkemizde tek dileğimizdir. Herkes görevini doğru halde yaptığı takdirde güvenli yapılar stoğumuz o derecede artacaktır diye düşünüyorum.
İnşallah bu son depremden de ders alıp yapı üretim sürecini çok radikal düzenlemeler yapıp deprem güenli yapı üretmeye bir an önce başlarız. Deprem öldürmez, bina öldürür. Biz Türkiye'de jeolojinin olduğunu depremin ertesi günü öğreniyoruz. Binalarımızı sağlam yapalım, zeminine göre temel detaylarını seçelim, üst kısımlarını da düzgün yapalım derim.